Evet, iyi akşamlar Medyascope TV izleyicileri. Biz bir ara verdik yine her zaman gibi. Ekip dağılıyoruz, bir yerlere gidiyoruz, toparlanamıyoruz ama eninde sonunda bir araya gelmeyi başardık ama bu sefer size bir sürprizle bir araya gelmeyi başardık. Çünkü Twitter fenomenlerinden eski borsa kralı tırnak içinde, artık yenileri var. Yani yaşlandın artık, yaşlı kurdu oldun. Dediğimiz yoktu. Ve hakikaten... Bana göre Türkiye'deki borsayı borsa yapan isimlerden bir tanesi, artık duayen olarak Antep'te kendi köşesinde gene de piyasalardan uzaklaşmadan yorumlarını yapan, bizlerle paylaşan Nasrullah Ayan bizimle beraber. Benim çok sevgili dostum, sonradan tanıştım, çok sevdim, çok muhabbetine hayran kaldım. Öyle de anılarını yazması için de açıkçası bayağı bir uğraştı ve sonunda Borsa Kralı diye bir kitap ortaya çıktı. Okumamış olanlar mutlaka vardır. Kendisinden de edinebilirsiniz. Yayın evlerinin bazılarında var. Şiddetle okumanızı tavsiye ederim. Çünkü Türkiye'nin yazılı olmayan ekonomi tarihiyle ilgili çok güzel noktalar, çok güzel anekdotlar, hatta ve hatta o dönemde gerçekten neler yaşandığına dair çok güzel noktalara değinilen bir kitap oldu. İçinde bazı hikayeler var ki ben o hikayeleri yazılırken röportaj sırasında dinledim. Daha sonra çözüm sırasında kasetleri dinledim. Sonra 2-3 defa kitabı okudum edit ederken ve üstüne üstü kitap basıldı. Halen o bölümlerin bazılarını okuduğum zaman gülmekten kendimi alamıyorum. Yani çok güzel hikayeler var içinde, muhteşem hikayeler var. Bir gün onunla ilgili belki bir özel bir program yaparız ama biz bugün Murat Sağman'la birlikte, hoş geldin Murat. Hoş bulduk. Yani, merhaba Murat. Ekranların en yakışıklı ekonomi yorumcusu diyelim. Özellikle de tatilden yanmış bir şekilde dönünce kıskanmadan edemiyor insan tabii ama neyse. O da bir gün bu ekonomik şeylerle uğraşacak. Dedik ki ne konuşalım? Çok fazla konuşacak veya adını koymakta zorlanmadığımız bir dönemden geçiyoruz. Dedim ki ben ekonomideki belirsizlik bir krize dönüşür mü diye bir başlık koyalım dedim. Şimdi bunu aslında ben doğrudan Nasrullah Ayan'a soracağım. Çünkü benim de bu konuda bazı görüşlerim var ama kendisi benden daha eski. Hatta uluslararası piyasalarda Türkiye'de futures ve telex'in bilinmediği zamanlardan kalan bir tecrübesi var diyeyim. Dönüşür mü? Yani şimdi sana gelmeden evvel dedim bana zor yerden sorma diye. Aslında gelmeden önce bir şey söyleyeceğim. Bizim geç yayına başlamamızın sebebi daha önceden genellikle Özgür oluyordu. Şu an hep buraya gelir, erken zamanda otururdu ama biz bir türlü derleri toparlanamazdık. Ve bizi o dönemlerde sürekli laf eden birisiydi Nasrullah. Yani hep geç başlıyorsun, bir türlü zamanla başlamayı başaramadınız diye. Buyurun, bugün geç kalmamızın sebebi. Kendisine doğru, özür dilerim. Evet, lokasyon yönelik. Doğru, özür dilerim. İnönü Caddesi, Nişantaşı, Şişli yani, yerdeymiş. Tabii ben böyle bir yerde... ben böyle bir yerde yapacağımı düşünmediğim için biraz mekan tersinde lüks kaldı. Bir yani, lüks değil ya, lüks değil de yani yan tarafta yapaydık. Atralıka'da. Ya kafa hayır mı? Ya tamirhanede yapsaydı. Abi burası da eski tamirhane. Tamam, mesele yani. Yok. Evet, gelelim şeye. Soruya. Zor değil valla, kolay, ben sana söyleyeyim. Bu dönüşmemesi mümkün değil. Yani krizde ne anladığınıza bağlı. Ama şu andaki yapısıyla görünen durum, bir ülke fakirleşti. Ülke fakirleşti ve bu ülke... devalüasyondan sonra dolar bazında fakirleşmekten evet, mi söylüyorsun? Dolar bazında peki, fakirleşmeden bahsediyorum. Asgari ücretlinin maaşının %33 düşmesinden bahsediyorum. Çalışanların zaten kötü olan yaşam koşullarının kötüleşmesinden bahsediyorum. Şimdi burada krizden ne anladığınıza bağlı. Bunların hepsi Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan insanlar, hatta daha öncesi Osmanlı'da yaşayan insanlar hep verici olmuşlar. Yani devlet sorun yaşadığı zaman bu sorunlarda vericilikleriyle meşhurlar. Yani ta züyuf altıdan, fedakarlık diyorsun. Evet, fedakarlık. Yani bir de ancak son duruşmada sandıkta bunun hesabını soruyorlar. Yoksa bunun bir nümayişe dönüşmesi, bir isyana dönüşmesi falan mümkün olmuyor Türkiye şartlarında. Böyle şimdi, bir geleneğimiz yok. Böyle bir geleneğimiz yok. Yani
Türkiye şartlarında isyanlar genellikle işte Pir Sultan olsun, Şeyh Bedrettin olsun, Babayi isyanları olsun oradan gelmiş. Sonradan Kürt isyanları başlamış. Bizde isyanı biz Osmanlı zamanında Yeniçeri'ye vermişiz. Sonra da askere vermişiz. Bugün tabii şu net, yani en kötü sivil idare en iyi askeri idareden iyidir. Yani bunu asla kimse cüret ve telaffuz bile etmemeli. Yani bunu telaffuz etmek bile vatan hainliğidir. Şimdi oradan bu durum ne olur? Şimdi biz tabii 2008'den sonra dünya bir lale devri moduna girdi. Yani 2 trilyon dolarlık toplam 5-4 bankanın bilançosu bugün 20 trilyon dolara yaklaştı. Tabii Merkez Bankası. Büyük merkez bankalarını bahsediyorum. Tabii orada işte sıfırla para vermektense insanlar %1 faiz verene gittiler. %1 vermektense %2 faiz verene gittiler. %2 vermektense %4 faiz verene gittiler. Dolayısıyla dünyanın her tarafına böyle bir rahatlama geldi. Bu rahatlamayla da herkes bir şeyler yaptı. 2013'te ne zaman Ben Bernanke bu iş tamam artık kardeşim tapering dedi, bu fırtınanın geleceği belliydi. Şimdi bu fırtına geldiği zaman bizim elimizdeki yapı lale devri yapısına uygun bir yapıydı. Yani 150 milyar dolar ihracatımız var, 250 milyar dolar ithalatımız var. İthalat, ihracatımızın hepsi ithalata dayalı, bir montaj sanayi içindeyiz ve bunun bir üretimi yok. Yani bizim açımızdan bir üretimi yok. Bunun dışında ne yaptık? Bunun dışında 300 milyar doları götürdük taşa ve betona, inşaata döktük. Fiyatlar anormal kudurdu. Yani şimdi işte bir kampanya yapıyorlar, işte 1 milyon 200 bin lira evin fiyatını değiştirmeden 620 bin liraya ev satıyorlar ve biz ortada kriz yok diyoruz. Yani indirgeyin oradaki şartları, %10 peşin, 12 ve 24 ayda %15'erler 0.98 faizi hesapladığınız zaman keş indirgenmiş hali 620 bin liradır. Yani %50 iskonto var. Şimdi tabii ve bunu da alacak kimse kalmadı. Çünkü mesela bir yandan o, da... O borcu veya oradaki müstakbel ödemeleri yapabilecek gelir yaratma meselesi. Tabii. Bu kadar geliri şu tabii. anda görülen gelecekte çok kolay yaratamayacağız gibi. Çünkü yani. Biz o fırsatı kaçırdık. Yani biz işte oradan tüketici kredilerine yöneldik. O paranın bir kısmı tüketici kredilerine gitti. Yani tüketime gitti. 2000 tabii ve tüketime gitti. 2002'de bizim 2,5 milyar lira olan tüketici kredilerimiz bugün 600 milyar lira civarında. Burada ciddi bir sorun var. 10 yıl süreyle dövizin sabit kalmış olması, yani 2003-2012 arasında sanayiciyi, iş adamını, ihracatçıyı şımarttı. Bununla anormal borçlanmalar yaşadılar. Ve hesapsız borçlanmalar onları yaşadılar. Onları bile inşaatçı yapmayı başarmış. Onları bile. Şimdi bakkal dükkanından çok Türkiye'de inşaatçı var. Yani en son bir rakam okumuştum, dehşete düşmüştüm. Abi bir şey söyleyeyim. Almanya'da yaklaşık 30 bin müteahhit varmış. Türkiye'de bu 300 bin. 380 bin. Nüfuslar falan benzer yani. Aynı. Yani İnanılmaz yani. Onlar 90 milyon, biz 80 milyon. İşte çok yani. Benzer yani. Yani şimdi bir fatura, yani şimdi tanıdık bir restorana gidersiniz. Adam size kredi açmıştır kafasında. Bu onun dayanabileceğiyle ölçülüdür. Yani onun da bir dayanma gücü var. Hesap ödemeden çıkacaksın ama bir gün gelince hesap ödeyeceksin. Bir defa gidersiniz, ödemezsiniz. Eyvallah yaz deftere dersiniz. İkinci defa yaz deftere, üçüncü defter. Ama beşinci defasında ödemek zorundasınız ve beşini birden ödemek zorundasınız. Ödemezsen bu sefer ödeyeceğin adam da sıkıntıya giriyor. Aynen o şekilde. Yani dolayısıyla bunun adına kriz der miyiz? Bence çok erken. Ama ben de onun için zaten en üstten birisi yönetilebilir mi olduğunu düşünüyorum. Ben hala kriz diyemiyorum. Hı hı. Demiyorum zaten. Allah da krizi göstermesin. Çünkü
Almanya 3500 müteahhit. 35 bin değil diye bir uyarı geldi. 3500 müteahhit. Daha düşük olur. 3500. İnanılmaz. Doğrudur, doğrudur. Doğrudur yani. Şimdi tabii şöyle bir şey. Mehmet Yazar 3'e teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Şöyle bir şey var. Yani eğer kriz gerçekten gelmişse veya gelecekse. Bizim bundan haberimiz yoksa. Ve bizim bundan haberimiz yoksa. Bu kriz 94 ve 2001 krizleri değildir. Ben buraya küçük bir soru hazırlamıştım. Önceki krizlerden ders almadık mı da biz bunu yaşıyoruz diye bir şeyle bunu anlatalım mı? Türkiye'nin her zaman krize girmesinin bir numaralı faktörü cari açıktır. Cari açığınız olduğu sürece ve yeteri kadar üretim ve döviz geliriniz olmadığı sürece bu cycle halinde yani gelmek zorundadır. 10 yılda bir geliyor, 7 yılda bir geliyor, 15 yılda ama geliyor yani. Ama biz bunu her seferinde farklı politikacılara öğretmeye çalışıyoruz. Çünkü biz iyi vatandaşlarız. Yani şimdi öğrenmeden kimse gitmesin istiyoruz. Anladım. Evet. Evet, benden bu kadar. Evet, ben... Yani krize girdik mi girmedik mi sorusunun cevabı benden bu kadar. Peki, ben... Yani, ben de bir iki şey söyleyeceğim. Evet, seni alayım ondan sonra... Hayır, şeyle ilgili, Nasuh abiye katılıyorum. Yani kriz dememiz için, yani benim için kriz tanımı şöyledir. Hani ekonominin gerçekten resesyona girdiğini görmemiz. Mesela bir çeyrekte hani krize gidiyoruz oluyor, ikinci çeyrekte kriz zaten. Evet. Zaten resesyon. İki, işsizliğin artması. Evet. Yani kriz budur. Yani hem ekonomideki küçülme artı işsizliğin bir şey, ciddi bir şekilde artması. Evet. Yani firmaların işte eleman göndermesi, büyük çıkışlar olması falan filan. Kriz budur. Yani Türkiye'de gördüğümüz krizlerde hep bu yaşandı. Almanya'da 80'lerde, 1929'da Amerika, her yerde bu büyük oranla da bunu gördük. Şu anda dediğim ben Ali abi katılıyorum. Hala yönetilebilir. Kesinlikle. Yönetilebilir. Ama işte dediğimiz gibi o acı reçete bir an önce, yani biz bunu erteliyoruz şu anda. Yani işte biraz önce Nasuh abi çok güzel bir örnek verdi. Biz bir yere durmuyoruz. Hala devam ediyoruz. Evet. Hala inşaata devam ediyoruz. Hala projelere devam ediyoruz. Hala büyüme. Ben sorunu Ali abi sana pası veriyorum. Ana sorun cari açıktan çıkıyor ama ana sorun Türkiye'nin yıllardır biz tasarruf ve üretim yerine tüketim ve borçlanmaya yüklendik. Evet, çünkü krizin çıkışı bu. Çünkü bizim ülke geleneğinde biraz evvel işte asker geleneğinden bahsettim. Bizim bir geleneğimiz daha var. Biz tasarruf eden ülke değiliz. Değiliz. Halkımız tasarrufu bilmiyor. Çünkü biz halkımıza yıllardır 1970 hatta 80'e kadar biz %50-60 enflasyon ortamında halkımıza %5 faiz vermişiz bankalarda. Adama demişiz ki gel buraya şey yatır, para yatır. Şimdi o arada şaibeli de durumlarımız var. İşte 1960'da devlet çıkmış demiş ki çalışanların ve memurların aldıkları maaşların %3'ü oranında zorla tasarruf bonosu vereceğim ve sizi tasarrufçı yapacağım. Sonra Özal döneminde de geldi böyle bir zorunlu tasarruf. O sonra. Hı. Özal döneminde 100'e yakındır o fonlar. Bir tane değil. Zorunlu tasarruf vardı. Tasarruf fonu var. Ama esas 60'ta başlıyor bu şaibe devlet üzerindeki. Tasarruf bonoları veriyorlar insanlara. Tabii bunlar insan eninde sonunda. Yani hastası oluyor, ölümü oluyor, düğünü oluyor, sünneti oluyor ve bunlarda paraya ihtiyaçları var. Bu dönemlerde bu bonoları elden çıkardılar. Ve işte Doğu Bank İşhanı'nın doğuşudur o dönemi, o dönem. Sonra bir gece devlet çıktı dedi ki bu bonoları getirenleri nereden buldun diye soracağım. İspatlayamayandan %40 vergi alır. Şimdi adam şeye alışmış devlet olarak. Maç oynanırken kural değiştirmeye. Yani adam diyor ki ofsaydın kurallarını değiştirdin. Yani ne yaparsan yap. Şimdi 60'ta böyle bir şaibeden gelmişiz. 80'de altının o büyük yükselişinde, ilk dünya yükselişinde Bretton Woods'tan sonra
altın getirmiş halkımız. %10 aylık faize yatırmak için. O paraları bankaların sertifikası vasıtasıyla bankerlere akıtmışız. Sonra bankerleri bir gecede yok etmişiz, bankaları kurtarmak için. Ve o paraları 5 sene %100 faizle ödemişiz, faizsiz olarak. 5 sene %100 enflasyonla faizsiz olarak ödemişiz. Neymiş? Ana paralarını almışlar. Şimdi böyle şaibeler olunca Türk halkı tasarruf yapmıyor. Türk halkının tasarruftan nefreti var. Tasarrufu neyle bağdaştırıyor? Türk halkı 500 yıldır altın alıyor. Yani Ayşe teyze, Ali Rıza dayı, rahmetli Güngör abi. Güngör abinin tabirleriyle ayın sonunda ne parası artarsa gidiyor ya bir çeyrek alıyor, ya bir alt, yarım alıyor, ya bir tam alıyor o ay iyi geçmişse. Veya bir bilezik alıyor kadın koluna ama bunları ziynet olarak almıyor. Fecaatı orada. Bunları tasarruf olarak alıyor. Evet. Ve şimdi biz gözümüzü alıyor. Ve şimdi biz gözümüzü diyoruz ki bunları getirin. Şimdi bunlar gelmez. Bunlar niye gelmez? 1980'deki şaibemizden dolayı gelmez. Yani bu hükümetle başka bir hükümetle falan ilgisi yok bunun. Bu altınlar gelmez. Genlerimize işlemiş. Genlerimize işlemiş. Bir de bizde bir hastalık var. Bizde vergi vermeme hastalığı var. Şimdi biz diyoruz ki biz devletimize vergi vermeyiz. Devletimiz de bizi anlar. Devlet de diyor ki evet sizi anlıyorum. Alın size enflasyon. Yok, dolaylı vergiyle yapıyor bu işi. Yani dolaylı vergiyle yapıyor. Üstüne beceremediğini de enflasyonla yapıyor. Şimdi enflasyon dünyanın en ahlaksız, en yapısal değişime uğraması gereken bir şeyidir, enstrümanıdır. Enflasyon yok edilmeli, mahvedilmeli, bitirilmeli. Bunun için de halkın vergi vermeyi ve tasarruf yapmayı öğrenmesi lazım. Şimdi biz bunları yapacağımıza ben izliyorum birkaç haftadır önlem olarak ne alıyorlar diye. Şimdi ben burada izleyicilerimden birkaç tanesinin yorumu var. Onları da paylaşayım. Tasarruf edecek kadar gelir mi var diye soruyor Yusuf Faruk Aztekin. Bir başka izleyicimiz de hocam halk kayıt altına olmaktan korkuyor diyor. Doğru söylüyor. Bir başkası aflar diyor. Yani şimdi bunun hepsinin olduğu bir ortamını bunu yapmak hadi zor. Yani bu bir kültürel değişim gerektiren bir konu. Şimdi zaten sadece devlete de kalmıyor. Bu zaten karşılıklı anlaşma bu. Yani bu vatandaşla şimdi devlet böyle anlaşmışlar. Zımni bir anlaşma var. Zımni bir anlaşma var. Sorun orada. Yani burada devlet kötüdür demiyorum ben. Devlet ne kadar kötüyse vatandaş ona göre kötü. Ben birkaç şeyi ekleyeyim. Ben Rusya'da çalıştım 3 sene. Rusya'da da tasarruf alışkanlığı yoktur. Üstüne üstlük öylesine yoktur ki hani yarın yokmuş gibi yaşarlar onlar. Çok enteresan sorunlar. En çok tasarruf nerede var biliyor musun? Hı? En çok tasarruf. Çin. %50. Ama neden? Neden? Sosyal güvenlik sistemi yoktu o yüzden. Sosyal güvenlik sistemi olmadığı için herkes kendi tasarrufunu yapıyor. Eskiden de. Bir de Çin'de harcayacak zamanları da yok. Çok çalışıyorlar ya. Ya yani çok öyle değil. Yani bir de ben sana bir rakam daha var. Gelişmekte olan ülkelerin ortalamasına baktım. %30'muş tasarruf oranı. Bizde %15 olan. Yani biz ortalamanın da altındayız. Bir yine Yusuf ev kuranlar. Ben vergimi düzenli ödüyorum. Sonra bir bakıyorsun 5 ay sonra af çıkartıyor. Benim onlardan farkım nedir demiş. Aynı fikirdeyim. Bu konuda her aftan sonra gazetede bir yazı yazıyorum. Gerçekten de ben bu vergi ödeme ahlakı konusunda kendimi sorumlu bulanlardan biriyim. Çünkü her seferinde kendimi adeta aptal gibi hissediyorum ama ben ödemeye devam ediyorum. En de sonunda bir gün düzen değişir diye umuyorum. Esas Rusları söylüyorum. Rusların hikaye başka. Devlet orada çok yani tarihte yani bu Çarlık döneminden bahsediyorum. Sadece Komünist Rusya'dan bahsetmiyorum ama çok garip uygulamalar yapmış. Komünist ama, Rusya değil zaten. Sovyetler Birliği. Sovyetler Birliği. Peki. Oradaki en garip uygulamalardan bir tanesi demişler ki biz banknotları değiştireceğiz. 3 gün içinde getirin. Getirdiniz, getirmediniz. Getirmediyseniz artık paranız kalmıyor bir anda. Şimdi böyle bir düzenin olduğu yerde
Tabii ki orada kimse devlete güvenmediğinden dolayı tasarruf yapmıyor. Benzer bir tasarrufsuzluk problemi şeyde de var, Rusya'da da var. Şimdi bu krizle ilgili belirsizlik ve krize dönüşür mü sorusuna ben de kendi adıma bir cevap vermek istiyorum. Krizi daha iyi yönettik yani. 2001 krizinde 7200 faizi veren kişi olarak söylüyorum. Yani o gün o faizi ben vermeseydim. Gerçekten evet o bir krizdi ama krizden benim anladığım şey çarkların birbirine dolanıp bir tane çalışmamaları. Onun tekrar harekete geçmesi, bizim gibi 85 milyonluk insanın olduğu bir ekonomiyi tekrar harekete geçirmek gerçekten çok zor. Çarkların kırılmadan, durmadan yoluna devam ettiği ortam benim için en güzel kriz deyip yönetilebilirdir. Ama yavaş gidersiniz, ama yavaş dönersiniz, ama yönetilebilir. Ne zaman ki çarklar dönmemeye başlıyor, ki 2001 krizinde aslında çarklar bir dönem durdular, kırıldılar, sonra tekrar yenilerine yenilerini koyduk falan. O duruma henüz daha gelmiş değiliz. O yüzden ben de bir kriz olarak adlandırmıyorum. Yönetilebilir mi? Evet. Burada izleyicilerimizden birkaç tanesinin yorumlarına var. Onlara da katılıyorum. Önce ortada bir sorun olduğunu kabul etmeniz lazım. Bravo, işte o. Teşhisi önce doğru yapmanız, sonra da tedaviyi buna göre uygulamanız lazım. Önce sorun olduğunu kabul etmediğimiz sürece biz bu şeyi belirsizliği krize dönüştürme ihtimalimiz var. Hani ona küçücük bir şey daha ekleyeyim. Doktor mu yapsın derdini ya anladın mı? Örnek mesela abi sen bana, ben doktorum, bana geliyorsun. Şurada bir kanaman var, Allah korusun. Ben sana pansuman yapayım. Bir gün sonra geliyorsun, ay bu kanaman devam ediyor. Bir pansuman daha. Geliyorsun, yani pansumanla bu iş olmaz. Üçüncü gün, dördüncü gün geliyorsan bir sorun var demektir. O zaman ben seni alacağım, seni inceleyeceğim, testler yapacağım. Ondan sonra dedim ki, diyeceğim ki tamam senin problemin şu. Onun için tedaviye alıyorum. Bu olay bu. Tedavi uygulayacağım. Tedavi. İşte biz bunu yapmıyoruz. İyi de Ali'nin bir hastalığı var. Ali hiçbir zaman hasta olduğunu kabul etmez. İşte evet. Bu işte. Ali'nin böyle bir özelliği var yani. Evet, öyle bir sıkıntım var. Yani yok değil diyemeyeceğim. O zaman şimdi, kabul etmesi lazım. Burada senin söylediklerini ben burada yine bir madde olarak yazdım. Biraz dünyaya da gideceğiz ama bu sefer biraz hazır Nasrullah Hayan'ı burada bulmuşken daha fazla Türkiye konuşalım istedim ama Merkez Bankası ve BDDK'nın atmış olduğu bazı adımlar var. Şimdi senin söylediklerine çok uyan şey pansuman tedbirler bunlar. Pansuman tedbirler. Yani pansuman. Yani bunlar. Tedavi yok şu anda. Pansuman. Bunların hiçbiri çare değil. Hiçbiri çare değil. Yok neden? bunlar yani şimdi senede gelecek, sen geleceksin her sabah tuşa basacaksın. 100 milyon dolar BIST'te dolar satacaksın. Tamam. Bir saat, bir gün, iki gün, üç gün, beş gün. Tedbir ne aldın? Yani şu anda dünya bize şöyle bakıyor. Kardeşim, benim sizde 460 milyar dolar param var. Şimdi bu rakamın içinde 185 milyar dolar DTH'yı katmıyorum. Hariç bir şey. Ülkedeki. Sen bana, ben bu parayı batırmak istemiyorum. Yani ben manyak mıyım kendi paramı batırayım? Sen bu 460 milyar doları bugün, yarın, önümüzdeki yıl, önümüzdeki 10 yıl, önümüzdeki 30 yıl nasıl geri ödeyeceksin? Ne yapacaksın? Dünya bizden bunu bekliyor. Yani doların 5 lira, 6 lira, 7 lira, 10 lira olmasından önemlisi, bu çok önemli bir şey değil. Yani ben bu ülkede 9 liradan doları 1 milyon 800 bin lira görmüş adamım. Bu eski 6 sıfır attığımız dolar var ya, bir zamanlar 9 liraydı. Oradan 1 milyon 800 bin liraya gittik 31 yılda. Yani bu rakamlar irrelevant. Yani çok alakalı değil. Esas biz nasıl bu borcu geri ödeyeceğiz ve neler yapacağız? Yani önümüzde projeler neler? Bizim yapısal reform dediklerimiz, sorduklarımız bunlar. Şimdi bunu yapmadığımız sürece, bizim güven tesis etmediğimiz i̇şte sürece güven. Bu bir sorun. Ama bunu yapmamız için böyle bir şey olduğunu kabul etmemiz lazım. Bunu kabul etmiyorsak yapamayız zaten. Önce bunu kabul edeceğiz. Ya yani birkaç sorun var, bunlara üstünden geleceğiz. Bunu kabul etmeden bunu nasıl yapacağız? Şimdi burada birkaç tane küçük notu var, onları da paylaşacağım. Erken emeklilik yasa tasarısı meclise kabul edilirse bütçeye ve enflasyona etkisi ne olur diye bir şey var. Erken emeklilikleri zaten 1990'ların sonunda 2000 krizini getiren sebeplerden bir tanesi. Hepimiz erken emekli olduğumuz sürece devletin üzerindeki sosyal güvenlik yükü artmaya devam edecektir. Bunun bütçe etkisi son derece negatif, enflasyona da dolaylı etkisi mutlaka vardır diyeyim. Bir de gerçekten de merak ettiğim şey, TÜİK'in makyajlamasını konuşsak hocam nasıl oluyor dedi.
Ben TÜİK'in henüz daha rakamlarına güvenmeyi tercih eden taraftayım. Ben Zira, de aynı şekilde. Aksini şu anda doğrusunu isterseniz kabul etmek istemiyorum. Ta ki bir kanıt çıkana kadar. Kanıt çıktığında ama iş işten çoktan geçmiş olacak. Ben öyle bir şey olduğunu şu anda zannetmiyorum. Ağustos ayı enflasyonunun düşük çıkma sebeplerinden bir tanesi veya gelen yüksek zamlara rağmen, özellikle doğalgaz ve elektriğe gelen yüksek zamlara göre düşük çıkmasının sebebi bence bayram. Yani uzun bir bayram tatilinde bence veri eksikliğiydi. Eylül ayında onların etkilerini göreceğiz diye düşünüyorum. Bir de abi, bir şey sonra benim takıldım. Ya gıda sıfır. Hiç yükselmemiş. Yok. Ya ben 10 binde altım. Orada, yok orada şöyle. 10 binde altı. Nasıl abi? Şimdi şöyle bir hak verelim. Ben çünkü hak verelim. Ağustos'u yapmıyorum. Ayıp. Ben söylemedim yani. Şimdi TÜİK rakamlarını ayın 10'u ve 20'sinde alıyor. Ayın 10'u ile 20'si arası tatildi. Tamam, okey. Dolayısıyla tatil 20 rakamları girmedi. 10 rakamlarıdır bu enflasyon rakamları. 10 Ağustos rakamlarıdır. Hmm. Dolayısıyla 10 Ağustos'ta bu fırtına daha tam kopmamıştı. Demek ki Eylül yüksek çıkacak. Öyle anlaşılıyor. Öyle görünüyor. Yani ben de devletin mekanizmasının doğru olduğunu düşünmek istiyorum. İnanmak istiyorum. Evet, üfe makası da açıldı. Orada bir sıcak üfeydi. Orada onu şöyle, izleyicilerimizden iki tanesi Eylül'deki %4 enflasyon tahminleri şehir efsanesi midir diyor. Hayır, ben de öyle tahmin ediyorum. Neyi? Yani, hangisini? Eylül ayında enflasyon %4'ü bulur mu? Veya bir şehir bir efsanesi. Yıllık enflasyon 20'ye geçecek. 22 civarlarına denk geliyor. 22.5'a geliyor, 4'ü geçer bir şey Eylül ayında. Şimdi ama esas şu şeyi konuşalım. Mustafa Kemal'in nutkunda bir cümle vardır. Diyor ki Mustafa Kemal, kendimizi ve birbirimizi kandırmaya lüzum ve ihtiyaç hasılatı yoktur diyor. Peki, şimdi çıkıyorsun, diyorsun ki Ağustos ayında enflasyon tahminimi 14'ten 21'e çıkardım. Bu olmaz yani. Ben olmaz. O konuda geçen sene tahminimi uzun süre Mart'taki yıl sonu bu tahminimi korurken bir şey demiştim. Ben yatırım bankası mıyım ki her dakika tahminlerimi değiştireceğim diye. Şimdi o son yılın sonuna doğru yaklaşınca tahminleri revize edip sonra da o tahmini tutturdum diye ortaya çıkan bazı merkez bankaları ve bazı yatırım bankaları var. İzleyicilerimizden yine bir tane soru var. Onu da konuşalım evet. diye. Çünkü bizim bu programımızda yapmaya çalıştığımız şeylerden bir tanesi finansal okuryazarlığı. Evet. Parça katkıda çok internet, çok güzel sorular orada, geliyor. Bende birkaç soru var bir de. Ben üfe tüfe daima birbirine yakınsamak zorunda mıdır sorusunu. Önce sen burada şey demiştin. Evet, yani hiç burada büyük bir problem var demiştim. Ben de aynı fikirdeyim. Önce seninkini alayım, ben de sorayım. Yani bilaşek. Yani üfe ile tüfe arasında üretici fiyat endeksi arasında 1 puan, 2 puan, 3 puan. Burada son açıklanan tüfe 17.90, üfe 32.1. Yani bu makas 10'dan 14'e yükseldi. 14'e yükseldi. Evet. Şimdi 10 ken zaten abuktu. 14 olunca anlaşılır gibi değil. Yani yani üreticiden tüketiciye yansımış demektir. Yani finansal okur yazar. Yani şimdi biz artık millet her gün fotoğraf bastı. Yani Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye'de artık insanlar bilgilere Twitter üzerinden, Facebook üzerinden, sosyal medya üzerinden birkaç saniye içinde ulaşıyor. Ya bazen bilgi kirliliği oluyor. Kesinlikle. Yani, bazen çok gereksiz şeylere çok uzun süre takılınıyor. Yani. Şimdi ama şu var, yani şimdi bu uzun zamandır yeni bir moda var. Bu modada gramaj düşürme. Antep'e ulaştı mı bu moda? Ulaştı, ulaştı. Her yerde var. Yani şimdi gramaj düşürme ile fiyata zamlamama diye bir çözüm ürettiler. Şimdi yani zaten Türk insanı çok zekidir. Yani Türk insanının bulduğu çözümleri dünyada hiç kimse bulamaz. Hakikaten yaratıcı çözümler. Ama zaten yani o zekamızla biz bugüne kadar ayakta kalmışız. Şimdi ona da lüzum ve ihtiyaç yok. Yani biz adam gibi bir şeyler de yapabiliriz. Şimdi adam o zekayı gitmiş, kullanarak. Adam gitmiş o bir bisküvinin önce 120 gramdan 91 grama düşürmüş. Var yani göründü. Sonra 1 lirayı altından kalkamamış 125 kuruş yapmış. Yani fecaat. Yani enflasyon oranını şimdi bir tane bisküviden çıkarsan %65'e gelir. Şimdi
Evet, ÜFE ile TÜFE kardeşim elinde sonunda aralarında 1 puan, 1,5 puan, 2 puan fark olabilir. Onlar da zamanla birbirlerini gene yakalar veya biri diğerini geçer. Hiçbir zaman aynı olmazlar. Bu ekonominin şeyiyle ilgilidir. Ama bak 1-2 puan diyorsun şimdi. Dinamiğiyle ilgili. 14 puan. Ama 14 puan olunca yani çok fazla, çok ortada fazla. Büyük bir sorun var. Sorun var. Şimdi ben oradaki sorunu çok şöyle söyleyeyim. Yani özellikle üretici tarafında kur etkisini çok hızlı görüyoruz. Kesinlikle. Ve talebe ve gelire orantılı olarak da bu üreticilerin onları maliyetlerini nihai satış fiyatlarına yansıtmaları bazen zaman alıyor. Yansıtabildikleri sürece bunlar yakınsıyorlar. Yansıtamadıkları zaman ne oluyor diye baktığınızda yansıtamadıkları zaman başka bir problem ortaya çıkıyor. O şeylerine, fiyatlarına yansıtamayan şirketler maalesef batıyorlar. Hatta işsizlikle ilgili başında söylemiş olduğun şeylere bazı yorumlar geldi. Evet, şirketlerin bazıları toptan işten çıkartma yapmıyorlar ama bir miktar tenkisata gidiyorlar diyelim, azaltmaya gidiyorlar. Bir kısmı da vardiya azaltıyor. 3 vardiyadan 2 vardiya düşüyor. Şimdi bu böyle bir şekilde yavaş yavaş. Antep'te yalnız biz görüyoruz. Antep'te görüyoruz. Antep'te aynı anda 4 fabrika mesela 1200 kişi. Toptan çıkardılar. Yani olay zaten genelde Antep, Denizli gibi şehirlerdir. Bu işlerin ilk başlayacağı. Nasıl abi, o 1200 mesela çıkarıldı ya. Maalesef ekonomi de küçülmeye gittiği için o 1200'de iş bulamıyor. Kesinlikle. Yani çıkarılsın ama ekonomi iyi gider, değiştirirsin. O da yok. Kesinlikle. Bir de Türkiye'nin şu anda daha büyük bir sorunu var. Evet, bazı iş adamları şikayet ediyor ki bu doğru. Eğitimin kalitesizliği yüzünden kalifiye eleman bulunamıyor. Bu çok ciddi bir sorun. Evet. Yani işsizlik var ama işe göre adam yok. Çünkü ona göre yetiştirmemişiz. Ona göre artık yetiştirmemişiz. Yani o başka bir şimdi bugün bir tanesi bir ilan paylaşmış. Adam diyor ki endüstri mühendisi veya lise mezunu eleman arıyorum. Yok mu birbirlerinden fark? Enteresan. Twitter'da vardı, görmedim. Görmedim ama bu. Yani adamın ilanı şu. İnanılmaz. Endüstri mühendisi veya lise mezunu eleman arıyorum. Yani ben hak veriyorum. Hani yani bu bir şey mi? İronik bir şey. İronik bir şey mi? Ya ben hayır, ilan ciddi ilan. Endüstri mi? Yani ne demek çok şey anlamadım. Yani ben evet, ben şu anda aklı başında, bakın aklı başında bir lise mezununu bir endüstri mühendisine tercih ederim. Fabrikamı ona teslim ederim. Çünkü onun işinden dolayı yoksun. Lise mezunu daha var. Mülakata çağırıyor. Onu mülakata çağırıyorsun. Adama, şimdi ona fabrikayı teslim ederim. Çünkü gidip işi öğrenme gibi bir ümidim var. Öbürü zaten ben öğrendim diye gelen adam. Ben mühendisim diye geliyor. Ama onların da pratik eğitimi yok diyor bir izleyicimiz. Haklı. Pratik eğitimi. Endüstri mühendisi. İşte öyle diyoruz abi. Yani öyle bir problemimiz var. Evet. Budur. Şimdi ben biraz daha ilerleyeyim. Aslında şöyle, gene çok fazla şey yapmadım. Bir dışarıyla ilgili küçük bir şu Trump ticaret savaşları ve Trump Dünya Ticaret Örgütü'nden çıkar mı diye bir başlık vardı. Onu da bir konuşalım. Murat, bu konuda bir iki laf etmek ister misin? Ben uyumu şu anda Trump'ın halen de bu işleri poker masasındaki löfü seven bir oyuncu edasıyla yürüttüğünü düşünüyorum. Valla ben de benzer düşünüyorum. Ya ben orada çıkması biraz zor görünüyor. Ya bütün bu işte bizle ilgili davalarda, Avrupa ile ilgili bu ticaret savaşı falan. Yani Kasım'da Amerika'da çok önemli bir ara seçim var. Çok önemli ve Trump'ın geleceğini gösterecek bir seçim var. Orada şöyle oluyor, Senato'nun 1/3 yenileniyor ve Temsilciler Meclisi 400 küsür üye yenilenecek. Şimdi orada iki tarafta cumhuriyetçilerin. Orada birini ya da ikisini kaybetme durumunda zaten biliyorsun Trump'ın azledilme ihtimali de konuşuluyor. Bu iş devreye girecek. Yani çok önemli. Ben şöyle baktım tarihe. Amerika tarihinde azledilen şu anda başkan yok. 3 kere direkten dönmüş. 3 kere. 1868 Andrew Jackson, cumhuriyetçi. Böyle bir usulsüz bir atama yapmış o dönemde. Azledilme nasıl oluyor biliyor musunuz Amerika'da? Temsilciler Meclisi'ne gidiyor. %51 alması lazım. Sonra Senato'ya gidiyor. Senato 3/2 okey demesi lazım. Senato'dan dönüyor. İkinci
vaka biliyorsunuz 1974 Nixon tam giderken senatoya istifa ediyor. Ya azledilmiyor. Azledilmiyor. Üçüncüsü de azledileceğini anlayınca istifa ediyor. Yani azledilmiyor. Evet, üçüncüsü de bildiğiniz gibi 98'de Bill Clinton'ın işte bir dünyevi sebeplerden dolayı diyeceğim. özetlemek için. Tatilden geldiği nasıl belli. Evet. Ondan sonra ve biliyorsunuz orada kabul edilmiyor falan filan. Şimdi hiç olmamış. Onun için ya Trump'ın meselesi bence çok önemli. Onun için bütün ben Ali abiyle katılıyorum. Ya bunlar bir oyun. Hani böyle bir poker şeyi gibi kolay değil. Yani Fransa'yı değiştirdi ama. Aynı zamanda Mart ayında bizde de yerel seçimler var. Ya, onun için bu bir sonuçta bir politika, bir siyaset. Mart ayında yapar mıyız diye soracağım. Ama. Efendim? Sen devam et. Tamam. Ya, o kadar. Benim söyleyeceğim bu kadar. Yani sen başlığı çok güzel attın. Mart şimdi bu poker gözüküyor. Mart ayı zaten normal seçimler. Yani i̇şte normal yerel seçimler. Yerel seçimler Mart ayında yapılır mı? Yapılır abi. Yapılır. Neyse. Erken yapılmaz mı? CHP'ye bağlı. CHP erken yapması için anayasa değişikliği lazım. Anayasa değişikliği. CHP'nin okey demesi lazım. Anayasa değişikliği de benim bildiğim kadarıyla değiştirilse dahi ilk seçimde uygulanmıyor, bir sonrakinde uygulanıyor. Yok abi. Yok. Hayır. Ben bunu net biliyorum. Bunu. Şöyle oluyor. Şimdi bugün anayasa değişikliği yap. 360 mesela bugün işte İYİ Parti MHP 360'ı bulursa referanduma gitmesi lazım. Evet. Fakat 90 gün falan tarihleri koyduğun zaman zaten Ocak Şubat'a geliyor, çok yakına geliyor. O zaman değmiyor. 400'ü bulursa mecliste değiştirebiliyor ve erken seçim yapabiliyor. Fakat 400'ü bulmak için bugünkü meclis kompozisyonunda CHP'nin ihtiyaç var. CHP seçimden kaçıyor musun diye baskı yaptığın zaman seçimde evet ne olur hadi gireyim diye. Ama şu anda CHP'nin içine baktığın zaman da şu anda çok seçime girecek bir hazırlanma ya da bir şey görmüyorsun, bir görünüm yok diye düşünüyorum. Ama yani bence 31 Mart'ta yapılacak seçim ama yarın CHP fikrini değiştirir, ben okeyim derse AK Parti de bunu istiyor, hazır. Seçimler erkene alınır, Ekim ya da Kasım'da. AK Parti bunu istiyor, görülmeyecek hiçbir zaman. AK Parti yani evet. AK Parti istiyor ama istiyor, görülmeyecek. Ha, bilmiyorum. Yani bunu MHP isteyecek. Tabii tabii. Ya orada anlar zaten tamam ya, ben de madem istiyorsun. Madem istiyorsun. Şimdi anlatayım. Madem istiyorsun. Şöyle yapabilir miyim? Nasıl abi kurguyu söyledi bize. Bize kurguyu verdi. Aynı şey oldu. Ben Antep'ten, Nasrullah Ağa Antep'te yaşıyor. Onu buraya getirmek bayağı zahmetli oldu. Yani öyle böyle değil. Onun için 5 dakika gecikmeyle çok kızmadım yani. Antep'ten birisi mi yazdı? Birisi mi yazdı orada? Yok, ben bırak müsaade etmem. Ama yani birkaç yorum gelmesi. Nasrullah abiden çok memnun herkes. Çok evet. Ya ben şimdi Antep'ten geliyorum. Antep'i ben hani çok sık gittiğim illerimizden bir tanesi. Çok da severim, çok da keyif alırım. Daha geçen beraber gittik. Evet. Şimdi esas sorun ben başka bir şey. Bu İdlib meselesini bir konuşalım istiyorum. Çünkü bugün de ben öğlenleyin yabancı diplomasiden birisiyle bir öğlen yemeği yedim ve herkes benzer endişeleri taşıyor ki orası bir şekilde hani tam bir cerrahat yuvası olarak algılanıyor ve nasıl temizleneceğiyle ilgili de herkeste ciddi kaygılar var. Şimdi İdlib diyorum, o bölgeyi sen hani şeylerin olduğu için, hatta akrabaların olduğu için tanıyorsun. Artı Antep'te yaşananları biliyoruz. Tüm Suriye'deki göç sürecince, hatta ev bulunamaması, sosyolojik ve değişik etkilerin hepsini yakından izledin. Şunu tabii. Bir anlatsana bize. Şimdi esasında şu anda mesela Antep'te nüfusun %20'si Suriyeli. Son resmi rakam bu. Ben 1,5 sene önce sabah Antep uçağından İstanbul'a döneceğim. İstanbul uçağına yetişmeye çalışıyorum. Sabah 7,5-8 civarlarındayız. 7,5'tu. Havaalanına giden yolda gördüğüm manzarayı hiçbir zaman unutmayacağım. Ben sana daha vahimini söyleyeyim. Son Antep dönüşümde hayatımda yapmam. Yanımda eşim vardı. Antalya'da torunları görmeye gitmiştim. Tatil dönüşü. Kendi taksi durağımı aradım. Dedim bizi alandan alın da, yani valizler falan var, çocuklar, yabancı şoför yardımcı olmaz diye. Adam geldi, dedi ki abi hayatında bizden taksi istemezsin havaalanına. Yani çok uzak yol. Yani niye çağırdın dedi. Vallahi dedim ne bileyim. Abi dedi çok iyi yaptın. Bayram üzeri. Bayramın tabii cuma günü döndüm, arifesiydi. Abi dedi havaalanında taksi yok. Neden? Bütün taksilerin en kısa gittiği mesafe Kilis. Suriyeliler. Hadi ya, vay be. Ne kadar uçaktan her inen
Kaç saat sürüyor? Yani ne kadar sürüyor? Bir saat ama git gel iki saat. İki saat tabii. Dönüş Urfa'ya var. Giden 4 saatte dönecek. Maraş'a giden 2 saatte dönecek. Nizip'e giden 1 saatte dönecek. Abi dedi taksi yok sabahtan beri dedi. Burada kan gövdeyi götürüyor. Şimdi çok enteresan ya. Bu yapı yani şu anda kilisin mesela nüfusunun %55'i Arap. Suriyeli daha doğrusu. %55'i. Neden Arap onlar? Yani 90 bin kilisli var. 100 bin Suriyeli var. Kilisli'den daha fazla Suriyeli. Evet. %55 diyorum işte. Şimdi tabii bu esasında bu aşırı İslam dedikleri güç Amerika'nın dünyaya hediyesidir. Şimdi bunun başlangıcı işte 1979 Afganistan'ın Sovyetler Birliği işgalidir. Sovyetler Birliği'ni Afganistan'dan püskürtmek için mücahidini örgütlemiştir Amerika. Sovyetler Birliği bir gece Afganistan'ı terk edince, yenilince diyelim veya sistemi çökünce mücahidin ortada kaldı. Mücahidin sonra Taliban'a, Taliban El-Kaide'ye dönüştü ve El-Kaide dünyaya yayıldı. Ama bunların bütün parasal destekleri vesairesi Amerika'ydı. İlk başta. İlk başta. Sonra zaten o desteği buluyorsunuz. Yani buluyorlar. Şimdi ondan sonra şu anda geldiğimiz nokta itibariyle. Ses cızıltılı diye birkaç mesaj geldi de. Pardon. Kimin acaba? Çok cızıltılı geliyor evet, ses. Evet daha yakından evet. Şey yapalım. Evet çok yorum geldi de onun için. Kusura bakma Yasuo abi. Şöyle yapsa. Ses kötü diye şeyler geliyor, yorumlar geliyor, evet. Peki, bir tamam. Daha sor bakalım. Tamam. Şimdi nasıl? Şu anda nasıl arkadaşlar? Yok yok, iyi, tamam, güzel. Şimdi tabii Suriye'de, şimdi biz bunun 1000 çeşidini gördük. Şimdi bunların içinde işte Uygurlar var, Çerkezler var, Arnavutlar var, Avrupalılar var, Türkler var, Araplar var. Yani her ülkeden terörist devşirdiler. Yani bunlar işte İslamiyet'in böyle yükseleceğine inanan insanlar. Fakat tabii bunların da hepsinin içinde değişiklik örgütler var. Şimdi İdlib baktığınız zaman bunlardan 25 tane örgütü ben bir İngilizce kitap almıştım. ISIS diye, kökenleri diye, 8 sayfa küçük harflerle Suriye'de savaşan örgütlerin initial'ları vardı. Anladım, 8 sayfa sadece? 8 sayfa sadece isimleri. İşitme isimleri. İsimlerinin kısaltmaları. Uzun adları da değil yani. Uzun adları parantez içinde var yani 2 satırda. Anladım, okey. Küçük harfleri ama yani şey gözlüğüm olmadan okuyamadım ben o kitabı. Şimdi dolayısıyla ortada bir örgüt yok. Ve bu örgütlerin her biri ayrı ayrı dış desteğe sahipler. Yani işte bunlar Suriye'de 1960'tan bu yana İhvan-ül Müslümin'di yapı olarak. Mısır'da İhvan-ül Müslümin'di yani Müslüman kardeşlerdi. Bunlar illegal örgüttü. Hem Mısır tarafından hem Suriye tarafından illegal kabul edilmiş örgütlerdi. Bugün İhvan tek başına bir örgüt değil. Taliban veya El-Kaide tek başına bir örgüt değil. IŞİD tek başına bir örgüt değil. Yani bunların türevleri oluştu. Yani bunlar sırf Amerikan dolarının türevleri gibi bir hale geldiler. Yani o kadar çok var. Şimdi bu nasıl biter bilmiyorum ama şimdi Suriye doğal olarak savaşı da kazanmış bir adam olarak daha eşer. Tam kazanamadı. Yani İdlib meselesi biraz onunla ilgili. İdlib meselesinde adamın vicdanına kaldılar. Adam şimdi Rusya'ya gelin bombalayalım dese Amerika'nın gidip karşısına savaşacak hali yok. Sorun şu. Nasıl peki bitecek hayır, o iş yani? İdlib, o iş bayağı kızıştı. Adam ne diyorsun? İdlib'deki mesele şu. Yani orada 3,5 deniyor da yani 2-2,5 milyon insan yaşıyor. Fakat işin kötü tarafı 80-120 bin arasında tahmin edilen terörist var. Terörist var yani. Ya adını koyalım canım. Hayır, Rakka'dan kaçanları nereye gönderdiler zannediyorsunuz? İdlib'e gönderdiler. Rakka'yı boşalttı. Nereye gitti bu adamlar? İdlib'e gitti. Aynen. Yani, İdlib'e. Yani sorun İdlib
Bir de yer değiştiriyorlar. İçeride şöyle de bir şey var. Teröristlerin içinde önemli sayıda Çeçen, ki Rusya'nın en önemli dertlerinden bir tanesi o. Çünkü oradan çıksalar Rusya'ya gidecekler. Sorun orada. Rusya'nın en önemli şeyde bu konudaki... Hem Çeçenler var, hem Uygurlar var. Aynen, oraya geleceğim. Uygurlar var, Çin tarafı bu konuda bir dert. Çin de bu konuda müdahil çünkü, İdlib'e müdahil için. İran var tabii, İran bambaşka bir denklem unsuru. Ve Orta Asya'dan gelen de çok sayıda insan var. Sonuçta onlar Çin ve Rusya arasındaki bir bölgeye dağılacak. Şimdi mesele oradaki bu insanları nasıl ayıklayacağız? Ki Türkiye bunları ayıklayalım, bulalım nasıl bulacaksak, o da ayrı bir şey. Bulamayız tabii ki. Yani bunlar ama, gelirlerse Türkiye'ye, biz bir gecede 120 binde 3 milyon kişiyle beraber 120 binde terörist ithal etmiyoruz. Aynen öyle ve peşaver oluruz. Afganistan ve Pakistan sınırında ki yani El-Kaide'nin en son üstlendiği ya da mücahidinlerin kökeninin olduğu yer oluruz. Yani gerçekten ben o konuda hani bir tarafta şeyi geçiyorum. Yani piyasalarla ilgili konuşacağız gene. Evet, Merkez Bankası'nı çok soruyorlar. Çok. Burada çok da bizim ana akım medyada konuşulmayan çok ciddi bir İdlib meselesi var. Biz oraya dün şey gönderdik. Gene askeri malzeme gönderdik. Hem de bunu gündüz gönderdik ana yollardan. Herhalde bu bir mesajdı diye düşünüyorum. Diğer taraftan da Rusya'nın bugün bazı yerleri bombaladığı söyleniyor. Şimdi İdlib meselesi ciddi bir savaşa dönüşecek olursa ki hani Suriye ve Rusya orada topyekün bir katliama girişmeleri de bir ihtimal. Buna karşılık Türkiye burada direkt savaşın taraflarından biri olması ihtimali var. Bu İdlib meselesi, ben Suriye meselesi ilk çıktığında aynı şeyi söylemiştim. Bu 5-6 yıldan önce bizim başımızda kolay kolay bitmez. Gitmez ama bu İdlib meselesi de bundan sonra 5-6 yılımızı alabilir. Şöyle bir tehlike görüyorum orada. İdlib meselesi eğer büyütülürse, böyle devam ederse Suriye savaşı yeni başlıyor olur. Ve bu bir dünya savaşına evrilebilir. Adı en büyük korku. Evet, bu adı işin çok büyümesi. Yani bu çünkü başka bir şeye benzemiyor. Kesinlikle. Çünkü herkesi her bölgeden attınız İdlib'e sıkıştırdınız. Cerahat haline getirdiler yani. Çıban başı gibi bir şey. Şimdi ne yapacaksınız? Yani orada ciddi bir sorun var. Yani İdlib meselesi çok önemli. Bir izleyicimiz İdlib meselesi ismi Kürt olsa da olmasa da orada bir Kürt oluşumu var. PYD oluşumu diyor. Evet, taraflardan biri ama İdlib'in içinde değil işte. Zaten sorun da orada. Bu konu ciddi bir sıkıntı. Ne demek istemiş anlamadım. Yani orada PYD var artık. Yani İdlib meselesi çözüldü diyor da ben aynı fikirde değilim. Sadece onu söylüyorum. Şimdi birkaç şey paylaşalım. Burada yine şeylerimiz var. İzleyicilerimizden evet. Yaklaştığı şey var. Merkez Bankası çok soruyorlar. Merkez Bankası adımları var ama Merkez Bankası 13'ünde bir toplantısı var. Oraya gelmeden önce ben biraz evvel başladım, tam bitiremedim. Ben kendi önümdeki notlara bakarak gidiyorum izninizle. BDDK swapları yasakladı. 25%'ine indirdi bankaların sermayelerini. Arkasından Merkez Bankası'ndan da bazı önlemler, adımlar geldi. En son maliyeden bir adım geldi. Stopajları düşürdük. Bunlar biraz evvel söylediğim gibi pansuman tedbirler ama ben bunların içinde iki gündür uygulanan bir küçük bir noktayı paylaşmak istiyorum. Merkez Bankası artık vadeli işlem opsiyon piyasasında işlem yapmaya başladı. Ve bu işlem yapması çok enteresan bir işlem yapma. Biraz zaten doğal üyesiydi ama işlem yapmadı. Evet, orada işlem yapmaya başladık. Swap piyasasında Londra'dan Türkiye'ye getireceğiz dedi. Bunlar çok çalışır önlemler değiller. Yani bir tarafı bozalım, yapalım derken diğer tarafı çok kolaylıkla bozabildiğiniz, hatta birden fazla tarafı bozabildiğiniz konular. Bankalar bunun bir yolunu buluyorlar yani. Siz swap line'larını yasakladı belki şey BDDK ama bankalar gidiyorlar, yarattıkları TL'yi doğrudan Londra'ya plase edebiliyorlar. Yani bunun önüne bir engel konulmadı. Zaten bunun önüne bir engel konulduğu takdirde Türk lirasının likiditesi anlamında çok ciddi sıkıntılar baş gösterebilir. Bakın, likiditeden kastım miktarı veya kolay şey değil. Kolay ulaşılabilir akışkanlığından, gerçek anlamda akışkanlığından bahsediyorum. Ödeme sistemlerini dahi tehdit edebilecek bir takım sıkıntılar doğurabilecek adımlar gelebilir. Bu hatalı ama geçtim. Şu Merkez Bankası'nın Viyop'ta yaptığı satışlar var. Teorik fiyatın, orada borsada Matrix veya diğer veri sağlayıcıdan hesapladığı teorik fiyatlar var. O teorik fiyatların oldukça altında satışlar bunlar.
Yani Merkez Bankası adeta piyasaya bir tür mesaj vermeye çalışıyor. Ancak oradan perakende işine girmiş olması Merkez Bankası'nın bence çok büyük bir hata. Merkez Bankası bankalarla doğrudan işlem yaparak derdini yapması, olması gerektiği gibi faizle ve diğer enstrümanların hepsini bir araya getirerek anlatması lazımken gene palyatif çözümlerle etraftan dolaşarak bir takım mesajlar vermeye çalışılıyor. Bana göre çok anlamlı değil. Ama orada yani bence küçük bir şeyi belirteyim. Orada 100-200-300 milyon dolar satışlarla oradaki piyasayı düzenleyip piyasaya mesaj vermesi Merkez Bankası'nın hayli zor. Bence gene boşuna atılmış adımlardan biri gibi görünüyor diyerek. Bu arada son iki günün önemli konularından bir tanesiydi piyasada. Onu da bir paylaşayım dedim. Yok, ben onun çeyreğine geleceğim. Bunu çok sordular. Evet. Şimdi bakın. Şöyle yayını 5-10 dakika uzatacağız. Merak etmeyin. Çünkü evet. Bir 5 dakika geç başlayalım. En çok soru merkezle ilgili geldi. Eski dönemlerde merkez bankalarının müdahaleleri olurdu. Evet. Bu normal bir şey. Yani dövize müdahale, hatta senkronize müdahale ederlerdi. Yani Amerikan doları çok değer kaybettiği zaman Alman Merkez Bankası o zaman şey yokken, euro yokken Alman Merkez Bankası, Fransız Merkez Bankası, Amerikan Merkez Bankası, Japon Merkez Bankası, İngiliz Merkez Bankası hepsi koordine bir şekilde Concerted Intervention evet. deniyordu. Bir ve oraya gelip girerlerdi. Dolar alırlardı, doları yükseltmek için. Dolar üzerinde etkili olmaları bazen 3 ay sürerdi. Ve sürekli devam ediyor bu arada bir ve tane. Ve sürekli düşmeye de devam ederdi. Evet. Aldıkça bunlar fiyatta düşmeye devam ederdi. Bunun bir benzerini işte Soros İngiliz sterline karşı yaptı. Zorla herif adamları devalüe ettirdi. Şimdi bunlar hakikaten palyatif çözümler. Ekrana bakıyorum. Aralık vadeli dolar 7.14 işlem görürken adam geliyor 7.05'e kadar mal basıyor. Şimdi bu anlamsız. Yani bunu hakikaten kızdırırsın ya babanı. Baban kaldırır tokatı, indirir yüzüne. Şimdi bu piyasa değil. Yani çocuğu niye dövüyorsun? Çocuğun suçu ne? Onun için ben bunun yarayacağını sanmıyorum. Yok, yaramaktan öte. Agresifleştirir. Ya tam tersine şimdi olması gerek. Bir başka şeyi daha söyleyeyim. Yani onu dün akşam Bloomberg'de tekrarmıştım. Pazartesi günkü de yazımda yazdım. Esas sorun başka bir yerde. Ben hep söylerim. Piyasalarda asıl olan faizdir. Tabii. Çünkü faiz doğru ve net bir şekilde, şeffaf bir şekilde evet. bilinmediği sürece kesinlikle. Hiçbir finansal hesabı yapamazsınız. Ve finansal hesapları yapamadığınız takdirde ortada son derece kötü fiyatlamalar, açılmış bid offer spreadleri ve çok ciddi illikit bir piyasayla karşı karşıya kalırsınız. Ve bizim başımızdaki, şu andaki bence en önemli sorun bizim 4-5 tane faizimiz var. Aynen. İşte ben de sayacağım onu. Merkez Bankası'nın 17-75-19-25'i var. Evet. Bono faizi var. Bir ülkenin tahvil piyasası öylesine kurumuş ki gösterge bonoda 4 gün işlem geçmiyor. 24,5 mu 34,5 mu bilmiyorsunuz. Geçmiyor. Ve gösterge faizi. Gösterge bono faizi. 10 yıllık az işlem görüyor. O da çok fazla değil. Mevduat faizi var. 19 ile 24-25 arasında gidip geliyor. Londra swap piyasası var. 30 ile 20 arasında gidip geliyor. Şu anda 27-28. Üstüne bir de kredi faizi var ki 35 ile 45 arasında bir yerler. Biz bunlara alışmıştık Erdem Başçı döneminden beri de. Şu anda Türkiye'de 8-10 tane kur var. Oraya da gelecektim ama sen benden önce de anladın. Buyur. Böyle bir şey olabilir mi? Ona 8-10 kuru anlam. Abi ihracatçıya ayrı kur var. İhracatçı dövizini satarken bir kurdan satıyor. Kredi kapatırken başka bir kurdan satıyor. Hesaplaşıyor. Yok, Exim Bank'ın kurları bile çift. Anlatabiliyor muyum? Yani 8-10 tane kur var. Bu bid offer spread'i açıldığı için o 8-10 kur. Hayır abi, fixliyorlar. Hayır fixliyorlar. Borçları fixlerken yeni kurlar ortaya çıkıyor. Ha, o ayrı ama o karşılıklı anlaşma. Piyasadaki bir şey değil. Nasıl yani? Nasıl? Ben bankayı 5'ten anlaşırım, 6'dan anlaşırım. Bankayı anlaşmıyorsun. Kimle anlaşıyorum? Birisi diyor ki bu faizi uygulayacaksın, aradaki farkını ben ödeyeceğim. Bilemedim. Ama ben de bilemedim.
Bunu da bu eskiden kalan bir şey değil bu. Bu yeni. Bu şeyde de vardı. Bu geçmiş yıllarda bu 3.50'de falan dolarları bir fixlediler. Ya tabii şey bu. Neden bahsediyorsun sen? Exim Bank, şey, Merkez Bankası'nın kullandığı reskont şeyinden bahsediyor. Başka, o birinci cebine para koymaydı. Ha. Ona onu şey yapmıyorum. Şimdi gelelim 2-3 tane konuya. Bir tanesi şu. Ona geleceğim, piyasalara daha geleceğim ama OYP'den umutlu musunuz diye soruyor bazı izleyiciler ama ben esasında başka bir şekilde soracağım bunu. Çünkü OYP'de bize ne söylenirse, çünkü benim burada bir fikrim var onu ben de söyleyeceğim ama bize ne söylenirse piyasa olarak pozitif algılarız. Veya ne söylenmezse bozuluruz. Daha keyfimiz kaçar. Şimdi bu soruyu şöyle... Çünkü şu an önümüzdeki beklediğimiz gıda OVP. Ben bir ekonomist değilim. Onu her yerde söylüyorum. İki, şu anda iş adamı da değilim. Onun için ben bu sorunu pas geçeyim. Peki, benim aslında ekonomist cevabı olmayacaktı. Benimki daha basit bir cevap. Ama vereceğim. Evet. Yani ben şunu söyleyeyim. İşte bir ay, bir buçuk ay önce Hazine Maliye Bakanı Berat Bey'le de bir toplantıya katıldık. Birkaç kişi. Ve o konu konuşuldu. Yani OVP başka adı da değişecek kendisi o gün açıkladı. Adı mı ne? Hayır yani adı değişecek ama biraz da şekil de sanki değişecek. Sürekli gelecek planı koyalım adını mesela. Ya hayır biraz da ben şeyden iyi çıkacağını, yani iyi bir OVP'nin geleceğini ben düşünüyorum. Fakat önemli olan gelecek OVP'yi uygulama kısmında. Yani biz bunu yani gelecek şeyi ben olumlu görüyorum. Yani olumlu bir şey gelecek. Umutluyum. Fakat bu uygulanacak mı, uygulanmayacak mı? Uygulanırsa iyi olur. Uygulanmazsa iyi olmaz. Öyle görüyorum. Şimdi madem bu kadar iyimsersin, şöyle söyleyeyim. Şimdi bu ülke hepimizin. Bu topraklar hepimizin. Bir an önce ne yapılacaksa yapılsın. Sizin beğendiğiniz OVP mutlaka iyi bir OVP olur. Öbür türlü eleştirirsiniz zaten. Yani çünkü siz bütün sektörün sözcüleri durumundasınız. İnşallah diyorum. Çünkü Türkiye'nin artık swaplarla, Merkez Bankası'nın piyasada döviz satmasıyla filanla kaçırılacak bir tek günü yok. Bunlar ancak kalamayı bir saatliğine durdurur. Pansman işte senin örneğin pansman gibi. Örneğin. Gibi. Evet doğru. Kesinlikle. Şimdi bu bir an önce ne çıkacaksa çıkmalı ve ne yapılacaksa uygulanmalı. İşte olay o ya. Uygulamak. Evet. Çünkü uygulamada haftaya başlıyor bence. Merkez Bankası'ndan başlayarak. Yok, o Merkez Bankası'nın şeyinden farklı olacak. Ama yine bu paketin içinde bence. Bilmiyorum. Ben bak doğru faiz diyorsun. Önce doğru faizi tespit etmemiz lazım. OVP ne zaman çıkacak? Yani şöyleydi. Bu ay ortasında olacaktı. Eylül ortası. Şimdi Eylül sonu deniliyor. Yani bilmiyorum. Eylül sonu mu diyorlar şimdi? Evet. Ya yani öyle bir şey duydum. Bilmiyorum. Ali abi sen biliyor musun? Ben de bilmiyorum. Sorun nerede? Ben size başka bir şey söyleyeyim. Kaçıncı defadır erteleniyor OEP? Üçüncü defa erteleniyor. Şimdi ben burada bir şey söyleyeceğim. Kendisi üç defa ertelenen OEP'den ne kadar bir tutarlılık bekliyorsunuz? Ben başka bir şey söyleyeyim. Hı-hı. Rahmetli Süleyman Demirel'in buluşu ve icadıdır. 500 günlük eylem planı. Hı-hı. Bu hükümet bunu 100 güne düşürdü. Ve bunu büyük bir duyuruyla açıkladı. 100 günün dolmasına ne kadar kaldı? Ve ne yapıldı? 100 güne dolmasına yaklaşık 2,5 hafta kaldı. Şimdi ben 2,5 hafta ya da 3 hafta, 3 hafta kaldı. Bir şey kalmadı. Orayla ilgili bir şey söyleyeceğim. O da şu. Şimdi dünkü borsadan çıkalım mı ne dersiniz borsa üstadı diye? Bana değil, sana zorundan herhalde. Yok, ben borsadan anlamam. Ha? Anlamam. Borsadan anlamam. Yok, anlamam. Nasıl abi? Dolar 10 lira olur mu geldi? Doğru. Orada ben de şu OYP hikayesini ben yani bilsem hemen gider ne var ne yok milletten toplar dolar. Ya bana bir soru gelmiş. Yani niye umutlu açıklar diyor. Hı. Ben diyorum ki sonuçta yani niye umutlu bir OVP açıklar? Ben geçmişteki OVP'lere görüyorum. Hep umutlu şeyler çıkıyor. Yani istenilen
varılmak istenen rakamlar çıkıyor. Tamam. Ben ama işte de, bu nasıl yapılacağı ve nasıl uygulanacağı. Ben yani. De seni çok sevdiğim için olumlu duruyorum. Şimdi şöyle bir şey yani bu... Daha doğrusu ikinizi birden seviyorum. Şimdi ne diyeyim yani? Ama Ali abi şey dedi, ne çıkarsa çıksın umutlu olacağız diyor. Ben öyle bir şey söyledim. Dedin abi umut... Ne yok. Ben dedim onu. Ben demedim öyle bir şey. Ben dedim. Ne çıkarsa olur. Ben ne diyeceğimi biliyorum. Sorun şurada. Yani OYP'de ne çıkarsa değil. OYP'nin bence bir tek bir hedefi olması lazım. Bu anayasa gibi bir şey olacak. Yani olmalı. Bana göre. Ekonominin anayasası. Tabii yok. Anayasanın birinci maddesi değiştiremez diyor da. Üçüncü, dördüncü madde. Bu anayasa, bir anayasa, ekonomi anayasası gibi bir tane hedef koyacaksınız. Olmaz öyle şey. O da Türkiye'nin yeniden yatırım yapılabilir ülke notu seviyesine ulaştırılması. Bunun iletişiminde biz o not şirketlerine kızıyoruz diye başka bir şey söyleyebilirsiniz. Çok sorun değil. Onu bu bizim iletişimci arkadaşlarımız buna çok güzel isimler bulurlar, güzel şeyler koyarlar da. Ana hedef bu. Ondan sonra da bu hedefe ulaşmak için yapılması gereken işleri adım adım anlatırsınız. Bunları da piyasayı ikna edersiniz. Ve bu adımları her attığınızda ben bunu yaptım, tamamladım, rapor verirsiniz. Ve bir sonrakine geçersiniz ve her bir adımda doğru olması lazım. Ancak bu güveni tesis ettikten sonra bu iş olur. Onun için de içinde Kanal İstanbul olan bir OEP'nin benim için hiçbir anlamı olmayacağını da belirteyim. Bu notları biz yatırım yapılabilir. Kasım 2012'de Fitch'ten, Mayıs 2013'te Moody's'den aldık değil mi? Evet, o zaman ne yapılması gerektiğini çok zor değil. Evet. 2003'le 2013 arasında ne yapıldıysa Allah aynısını yapın. Evet. Şimdi oradaki sorun şu. Oradaki sorun şu. Oradaki sorun şimdi Türk mevcut yönetim 2001 yılında verilen reçete neydiyse o reçeteyi uyguladı. Allah'ları var. Tabii ki. Uyguladı. Herkese umutla veren bir reçete. Ve o reçete uygulandığı için kesinlikle biz o haldeydik. O reçete, şimdi ben size net bir şey sorayım. İdamın tartışıldığı bir ülkede Avrupa Birliği ile uyum sağlayacağız şeyini, cümlesini ne kadar ciddiye alıyorsunuz? Ya, İdamla Avrupa Birliği'ni zaten bir yan cümlede kullanamazsınız. Yan yana nasıl telaffuz edebilir? Peki, yani geliyor, diyor ki adam, ben Kanal İstanbul'u yapacağım. Abi benim 460 milyar dolar borcum var. Adamlar bana borcu nasıl ödeyeceksin diyorlar. Ben şimdi adama gidip bana 26 milyar dolar daha ver. Ben sana bunu 26 senede ödeyeyim. Sonra senin tankerin boğazdan geçerken 15 bin dolar veriyor. Bundan sonra 160 bin dolar versin. Lan kime diyeyim ben bunu? Güzel. Neyse bu kadar şey... Bak borsa tanışmadan buradan gidersen bu izleyicilerin bir daha gelmezler. Gelmezler abi sizin sorunuz. Ben bir daha gelmeyeceğim diye. Ama bu ben bunun hesabını sorarım yalnız. Ya şimdi seninle konuştuk esasında borsayı. Borsada sen 1.50 bir hedefin vardı. Ben o zaman 1.20 demiştim bundan 3 ay evvel. 1.20'ye değdi ve döndü. Şimdi 1.20'yi kemik görüyorum. Dolar bazında. Yani TL ne yapıyor bir şey? O değişecek abi. Hiç bakmayın ona. Hesaplamayın. Hiç hesaplamayın. Yani bugün 80 bin, yarın 85 bin. Yani tabii tutuyorsun. Her gün değişiyor. Her gün değişiyor. Tamam. Şimdi 1.20 eğer kırılırsa 50 sente gideriz. Abi bu çok ağır bir şey ya. Nasıl abi bu çok ağır. Orası görünüyor. Başka bir yer yok abi. Yani 45 sent demişim. Yani biraz o da ağır bu ya. O da nasıl olur? 50 sent ha. Of. Abi teknik olarak 5 sent zaten borsanın ya tepesi 5.1 dönerdir. Aşağısı da 5 senttir. Yani. Borsa budur ya bizde. Yani uzaydan bulmuyoruz üçümüz de rakamları. Aynı yerden buluyoruz. Ha, bu işin sonunda eğer böyle hele biraz VIP'te dolar satalım, spekülatörleri püskürtelim, swapları bilmem ne yapalım filan mantığıyla bu iş giderse o dediğim yerlere gelir. Yarın çıkıyorum borsadan yazmış biri. Yani bu... Ben de öyle bir şey demedim. Yani bir fikir sonuçta.
Evet, yok hayır. Sadece bu bir riskleri gösteriyor. Evet, tabii bu arada 1.20 tutar diyor Nasrullah abi. Tutarsa ve işleri de toparlayıp yönetilebilir bir krizden bahsediyoruz. Yönetilebilir bir krizden bahsediyoruz. Ha, ben o zaman size yeni bir hedef de vereyim. Eğer bu olursa... 2001'de 0.42 saat olmuş. Bu bakın, bu olursa ve 1.20 tutarsa ve Türkiye işte OVP'yi senin dediğin gibi açıklar ve Türkiye bu işi zapturapt altına alırsa ve kontrolü sağlarsa, doların ben 3 yıl içinde en az 2,5 senti göreceğine inanıyorum. Borsanın dolar bazında. Borsanın, dolar bazında. Yani 2,5 senti de göreceğine inanıyorum. Yani o da aşağı yukarı doların 8 lirada 2 yıl sonra olması halinde 200 bin endekse gelir. Yani nominal endeks olarak. Nominal olarak söylüyorum. Evet. Şimdi bizim millet nominal endeksi seviyor. Ya o da benim, ben bana güzel. Şimdi sen bana dolar, o zaman dolar kaç olur? Hiçbir fikrim yok. Ya bu kurlarla 80 bin işte, ama yağın değişecek o. Gün şimdi doları 45 sente bilmem neyi bilmem nereye getiren ortamda borsa sabit mi kalacak? Hayır. Bambaşka bir şey olacak orada ama her dakika hesaplayabildiğim bir şey. Geçen gün paylaştım. Şimdi Venezuela borsası bir yıl başından bu yana %30 bin yapmış. Ne yapmış? %30 bin. 30 bin yapmış. 300 kat. Enflasyonun... Biz buna işte devalüasyon rallisi diyoruz. Ama enflasyon %1 milyon orada. Enflasyon %2 milyon. 2,5 milyon pardon. %2 milyon enflasyon var. Borsa %30. %300 bin. %30 bin yapmış. Yani 300 kat yapmış. Ama enflasyon 2,000 kat. Rakamlar artık orada anlaşılmaz oldu ya. Evet. Ya orada yaşamak hakikaten şu anda çok zor yani. Biz Arabi'yle bir Bloomberg programında Arabi şey getirmişti. Bolivar. Bolivar yeni cillop. Bunun benim... Benim şey analizim vardı, böyle bir Alman var. 3 sente düştü bu arada. 20 dolara almıştım ben onları. 3 sente düştü, biliyor musun? Program daha 3 ay önce inanılmaz evet, bir şey. Evet, 3 sente. 20 dolara 3 sente düştü. Şeyde Hitler'in zaten iktidara geliş sebebidir. 1 dolar 4 trilyon mark oluyor Hitler öncesi. Fabrikalar günde 3 defa maaş dağıtıyor. Ve kadınlar fabrika kapılarında bekliyor. Çünkü sabah aldıkları maaşı kadınlara ulaştıramazlarsa o parayla öğle yemeği pişmiyor. Öğlen aldıkları maaşı kapıda bekliyorlar. Almazlarsa, yetiştiremezlerse akşam yemeği pişmiyor. Yani enflasyonun hızı. Bir dolar 4 trilyon mark oluyor. Sonra işte Golden Mark vesaireler devreye giriyor ve en sonunda Deutsche Mark'ı icat ediyorlar. Hitler'in de zaten iktidara gelişi o fakirliğin getirdiği bir şey. Evet. Ben onunla ilgili bir şey söyleyeyim. Bende bir tane o dönem Reichmark var bir tane. Ha işte. Reichmark bunu çerçeveletip bir o tombstone değil mi? 100 milyonluk vardı. Ha? Bir banknot 100 milyon. Bende 50 milyonluk var. Ama banknot bende yok. Şimdi demeye 1000 şahit isteyen bir şey. Şu, olay da şu. O zamanlar el arabasıyla paraları götürdükleri zamanlarda banknotun bir yüzü basılı. Tabii ki. Kurtarmıyor. Banknotun ikinci yüzü beyaz kağıt. Ve bu arada kağıt da saman kağıtla peluş kağıt arasından hallice bir kağıt. Ve ama o para bende duruyor bir yerde. Gerçekten onu böyle bu saydam tombstone dedikleri şey var ya, onun içine koydurup şey yapacağım, saklayacağım bir yerde. Müzeye koyacağım kendim üzerine falan. Yani inanılmaz bir şey o. Gelelim şeyde 13 Eylül'de ne olacağını ve Arjantin'i birlikte değerlendirebilir misiniz diyen bir izleyicimiz var. Ben önce onu, Arjantin meselesine bir kısacık değineyim. Arjantin'de 45'ten 60'a çıktı faizler ve bu arada aynı gün Arjantin pesosu %19 civarında değer kaybedip %13,5'la günü kapattı. Değer kaybetmeye devam ediyor. Yani o gün. Şimdi oradaki olay, hafta sonunda oturup biraz çalıştım. Arjantin bizden farklı bir yer bir kere. Arjantin'in geçmişinde de 2-3 tane default var. Yani parasını ödemediği durumlar var. Ekonomisindeki sorunlar bizden daha farklı. Ve oradaki politikacıların geçmiş performansları oldukça şey diyeyim, sorunlu diyelim. Ya da en azından bu son şeyde de Macri oranın şu andaki başkanı IMF'le anlaşmada belli bir konuda
pürüzler çıktı. IMF daha sonra daha önce yapmış olduğu bir planda bir takım değişiklikler yapmak istedi ve parayı bir an evvel istiyoruz dedi Makri. Bu piyasalarda güvensizlik nedeni oldu. Bir başka sebep de Arjantin'in verilerine ilgili bir takım güvensizlikler var. Yani oradaki IMF programının performansını ölçmekte zorluk olacağı endişesi de piyasalarda hakim olan konulardan bir tanesi. Biraz daha TÜİK'le ilgili bu rakam güvensizliği meselesini biz hissetmiyoruz. Umarız da hissetmeyiz. Çünkü bu yarın öbür gün bambaşka bir sorun ortaya çıkaracak. Şu anda Arjantin'in yaşadığı sorunlardan bir tanesi o. Orada belli bir dengeye oturup oturmayacağını bilmiyorum ama biz Arjantin'i, Arjantin bizi besliyor gibi bir durum var şu anda. Umarım bu kısır döngüden bir an evvel çıkarız deyip gelelim şu 13 Eylül'de Merkez Bankası ne yapar, ne yapmalı? İki tane soru var orada. Şimdi çok soru geldi bununla ilgili. Tabii buradan da dolar TL'ye geçeriz çünkü çok etkileyecek. Çünkü hani kuru bundan sonra etkileyecek belirli başlıklar. İşte gelecek işte Eylül bir tarafında OVP, işte İdlib'deki meseleler. Brunson işte hikayesi, işte Halkbank ceza alıp almayacağı, bir de Merkez Bankası'nın 13 Eylül'deki toplantısı. Biraz önce faizleri saydık, zaten birkaç tane faiz var ama bugün kredi faizlerine bakıyorsun, tahvil gösterisi faizine bakıyorsun, swap faizlerine bakıyorsun, bir de enflasyona bakıyorsun. Merkez Bankası'nın ne yapması gerektiğini zaten aşağı yukarı hesaplıyorsun. Yani bugün işte Eylül enflasyonu hesapladık. Zaten bu enflasyon 20'nin üzerine çıkacak. Yani 20-21 olacak. Bugün ne bizim gösterge faizimiz? 17-75. Senin burada eğer sermaye çekmek istiyorsan, insanları dövizden TL'ye de geçirmek istiyorsan, bir fırsat vermek istiyorsan, hani bugün reel faiz vermek zorundasın. Onun için en az bir 400-500 bas puan zaten yapmalı. Hani bugünkü piyasa fiyatlamasına baktığında bu fiyatlama 9-10 puana kadar çıkabiliyor. Yani swap, TL swap faizlerine baktığın zaman zaten 27-28'lerde işlem görüyor. Yani 9-10 puan demektir. Benim gördüğüm yani 5 puanın altında yaparsa piyasa bunu beğenmeyecektir. Ve geçen seferki gördüğümüz Merkez Bankası pas geçti. Mesela o hataydı. Ben bunu yazdım da söyledim de. Çünkü Merkez Bankası sonuçta bütün piyasadan önce görmeli. Yani önce önden gitmeli. Merkez Bankası belki de orada bir faiz arttırsaydı bir korunaklı olabilirdi. Enflasyon 20'ye gelmiş. Merkez Bankası şu anda geride kaldı. Yani şu anda 19-25'ten formluyor. Tamam. Bugün enflasyon 18. Ama bu enflasyon yukarıya gideceği belli. Zaten üretici fiyatlarından anlıyoruz. Onun için biz özet olarak en az 4-5 puan faiz ben arttıracağını düşünüyorum. Arttırmalı da zaten. Ne yapar, ne yapmalı? İkisinin birden cevabı. Senin düşüncen? Ben Nasrullah Abi'den sonra söyleyeyim. Peki. Niye? Abi sonra... İkimizin ortalamasını alacak. Yok, sonra laf çakarsın falan. Yani. Ne bekliyorsun Nasrullah Abi? Kapatıyoruz falan. Ben faizin çözüm olacağını düşünmüyorum. Hayır, onu konuşmuyoruz abi. Ne yapacağını konuşuyoruz. Ben ne yapacağını bilemem. Ne bilirim, ne tahmin etmek isterim. Çünkü ne yaparsa yapsın yaramayacak. İşte ne yaparsa yapsa yaramayacak. Yani hiçbir şey yapmazsa mesela daha da kötüleşir gibi yani. Yani realitenin dışında çıktı. Ali abi ne dedi biraz önce? Önce doğru bir faiz olmalı. Şu anda Merkez Bankası eğer hiçbir şey yapmasa... Çok zor bir şey o dediği. Ama faizsiz maalesef yaşayamıyoruz abi. Yani dengeli ve mantıklı bir faiz seviyesine oturması lazım piyasanın. Peki sen oturacağına inanıyor musun? Ben 7200 faiz ödemiş birisi olarak %5.6 10 yıllık tahvili göreceğimi hiç zaman düşünmezdim. Oturabilir, yapabiliriz. Yapılabilir abi, yapılabilir. Bunu yarın yapabilir miyiz sorusunun cevabı? Hayır. Yapabilir mi, yapılamaz mıyı sormuyorum abi. Merkez Bankası 10 puan faiz arttırabilir miyi soruyorum sana. Şimdi onun cevabını ben de bilmiyorum. İşte onu söyle. Bilmiyorum, bilsem söyleyeceğim Allah Allah. Yani, işin şakası bir tarafa, ben de Nasrullah'ın ne o ilk söylediği faiz artışıyla sorunlarımızı çözebileceğimiz noktayı çoktan geçtik dediğimin üzerinden 2 ay geçti. Bu konuda kayıt ve kanıtlarım olduğu için rahatım. Kayıt mı tuttun? Burada kayıt tutuyoruz abi. Sen ne yapıyorsun zannediyorsun? Ya şimdi bakın arttıramaz gibi şeyler geliyor. Zaten Merkez Bankası dün açıkladı arttıracağım dedi. Yani ama bugünkü açıklama... Daha önceden abi, piyasalarla kavga etmeyeceğiz demişlerdi. Abi, evet o da doğru ama... Abi arttıracağım dedi.
demedi. Dün ki dedi, yani demedi. Piyasa gerçekleri uygulamayacağız dedi. Sorun orada. Hayır, Merkez Bankası. Şimdi dün ben sabah. arttırmayacağım, tartışmıyorum. Bir fayda etmeyeceğini düşünüyorsun. Evet. Ve ne arttıracağı konusunda şüphelerim var. Şimdi ben orada Sami'ne katılıyorum. Beşli rakamın altındaki başlayan faiz artışlarını piyasa çok sıcak karşılamayacak gibi görünüyor. Dörtle başlayanları sevmeyecek, beşle başlayanı bile emin değilim. Ama mesele ben biraz evvel söylediğim gibi daha önceden piyasalarla kavga etmeyeceğim deyip önümüzdeki toplantıda da gereği yapılacaktır deyip ki bu arada şunu da söyleyeyim yani Merkez Bankası bu lafı edene kadar çıkıp yapılması gerekeni yapsaydı çok daha anlamlı bir şey olacaktı. Neden 13'ünü bekliyoruz biz? 13'ünü bekleyecek kadar şeyimiz yok lüksümüz ki. Lüksümüz var. Lüksümüz var mı? Abi zaten 13'ünü bekleyen insanın ben ciddiyetinden şüphe duyarım. Onun için ben de size söylüyorum ya. Benim de endişem var yani da. Biz niye bu gece arttırmıyoruz? Evet. Hayır arttırılması gerekiyor. Enflasyon rakamı açıklandı. Arttırılması gerekiyorsa şimdi 5 Nisan sabahı, 5 Nisan 1994 sabahı hanginiz %50'lik 3 aylık bonus tahmin ettiniz? Şimdi başka bir şey daha söyleyeyim. Bazı sabahleyin geldi başbakan ve dedi ki %50 faizli bono veriyorum 3 aylık net. Yıllık %406. Çok gençti de o. Ve bitti. Ayıp bir şey yapıyorum. Ben okuyorum. Bitti abi. İlk şoku ben o zaman yaşamıştım. Evet yani. Ben o zaman piyasadaydım ve ilk şokumum benim en büyük şokum o zamandı. Ben hiç aklımın köşesinden yani duydum. Çok duyduk tabii. Çok fahiş bir faizdi o. Duyduk. Abi fahişlik artık önemli değil. Orada yani sen biraz evvel dedin ki, bak çok önemli bir cümleydi. Kriz dediğin şartların birbirine girip makinelerin çalışmamasıdır. Çarkların birbirinden kurtulması ve özgür kalabilmesi için o gün o faiz netti, şarttı. Ve 3 ay devam etti zaten. Yani şimdi 3 ay devam eden bir faizi kalıcı faiz olarak düşünmezsiniz. 3 aylık bir, bu kaza, şimdi gidiyorsun arabanla bir kaza yapıyorsun. Arabanın şeyi de hasar görebilir, bir tek farı veya araban hurdahaç da olabilir. Hangisini tercih edersin? Far gitsin ya, topları söylesin. Far kırılsın abi. Topları söylesin. Dediğim bu benim. Yok katılıyorum. Yani orada yani ben hani halinde Merkez Bankası tek başına ben şu bütün bir çözümü Merkez Bankası'ndan beklemek hatalı. Tabii. Ve Merkez Bankası'nın faiz artışı derde deva olmanın ben geçeri çok oldu. Ben paketin içinde olduğunu söylüyorum. Bir paket var o da Merkez Bankası paketin içinde o kadar. İnşallah, ama yani, halledecek tek başına da ya Branson meselesini Merkez Bankası mı çözecek? Atıyorum. Şimdi bu Merkez Bankası mı çözecek? Hayır, Branson'ın serbest bırakılmasıyla bu işin çözüleceğini mi sanıyorsunuz? Ben Branson'ın sadece iceberg'in bir yani altta bir sürü ucu falan var. Değil abi. Ucu bile değil. Branson'ın şu anda içeride olması veya ev hapsinde olması hem Trump'ın hem de bizim hükümetin işine geliyor. İkisinde günah keçisi var. Yani bu anlaşmalı zaten. Evet. Okey. Yavaş yavaş bize müsaade edin. Allah. Bizim normalde Allah. Yaptığımız programı 15 dakika geçmiş durumdayız. Nasrullah Ayan'a hakikaten çok teşekkür ederim. Nasrullah abi teşekkür ederiz. Bu vesileyle ben yani teşekkür ederim hakikaten de böyle bir son dakika atladığımız bir şey kaldı mı? Yok abi. Aman şunu unutmayın. Bak benim yıllarım tecrübesiyle şuna ben görmedim sonra söylemeyi unuttum dediğim bir şey varsa söyle. Çünkü bir hafta daha olmayacağız. Belki iki hafta sonra ya geliriz ya gelmeyiz. Alan belki Nasrullah abiden bu yeni yıl için bir program sözü alsak mı acaba? Abi 2019'a girerken. Yeni yılı nerede yapacaksın? Hayır yani burada. Yeni yıl mı? Abi dün ayrılıyorsun sandım komple. Yok ben yavaş yavaş medya tarafındaki, görsel medyadaki yüzüm eskidi abi. Evet. Yani abi yüzü eskidi. Ama hakikaten yaşlandın da. Sen kendine bak. Benim iddiam yok. Ama biraz evvel bir şey söyledim dikkatimi çekti. Gözlüklerim olmadan okuyamayacağım kadar küçük dedi. Yani şimdi normal yazıları gözlüklerin olmadan mı okuyorsun sen? Bu boyundaki gözlük ne? Okuma gözlüğü. Okuma gözlüğü. Yaşlı değilsin ama. He? Yaşlı değilsin ama. Arkadaşlar bütün o yıl sonu tahminlerini bir daha programda yaparız. Nasrullah abimiz vardı bu akşam. Var mı yıl sonu tahminin? Dolarda.
biz... Dur ben şimdi yollayayım mı? Yok abi yok. Yok. Evet. Çok zor abi. Yani yıl sonu yok. Tahmin vermek... Yani bu sefer ben bile pas geçtim. Çok zor abi, çok zor. Yani. Yani. Ortamda çok zor. Evet. Bize artık yavaş yavaş müsaade. Kendi zaman rekorumuzu da kırdık. Hakikaten teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Ben teşekkür ederim. Herkese bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Oldukça uzun ve sabırlı bir izleyici kitlemiz oldu bu akşam. İnşallah tekrarını görürüz. Herkese çok teşekkürler. Çok güzel mesajlar vardı. Biraz çok teşekkür ederiz. Fırçadan da korkmuş olabilir. Çünkü durduğu yerde oraya fırça ver diye. Kesin. Onları mı? Allah'tan yorumları görmüyorsun sen. Onları da biliyorsun. Bitirdim. Hayır, bizim muhabbet bitmez. İyi geceler herkese. İyi akşamlar.